İsrail Başbakanı Netanyahu ile birlikte Orta Doğu planını açıkladı. Trump tek taraflı Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün İsrail'in bölünmez başkenti olarak kabul edileceğini söyledi. Tabii tepkiler peş peşe geldi. Bu sözde Orta Doğu barış planı ne anlama geliyor? Profesör Doktor Kemal İnat'la konuşacağız. Hocam günaydın, hoş geldiniz Kahvaltı Haberlerine. Günaydın, teşekkür ederim, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Ne anlama geliyor böylesi bir dönemde Trump'ın yanına Netanyahu'yu da alıp Türk gazetecileri asla Beyaz Saray'ın içine sokmayıp böyle bir planı açıklaması? Yani uluslararası ilişkiler açısından bakarsak aslında her zaman olduğu gibi maalesef gücün yeniden hukuka, hakka üstün geldiği anlamına geliyor her şeyden önce. Çünkü Filistin-İsrail meselesinin tarihine baktığımızda zaten hep hukukun, uluslararası hukukun, o batılı devletlerin sık sık söyledikleri, önemsediklerini açıkladıkları uluslararası hukukun değil de gücün her zaman hakim olduğunu, işgalin, yani burada şöyle bir üçleme söz konusu, işgal, sürgün ve ilhak. Yani Filistin-İsrail meselesinin tarihi aslında bunu söylüyor bize. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer bazı batılı ülkelerin desteğiyle ve maalesef bazı Arap ülkelerinin de ya desteği ya da seyretmesiyle önce işgal ediyor oradaki toprakları, Filistin topraklarını. Ondan sonra o işgal ettiği topraklardaki Filistinlileri sürgüne gönderiyor, zorla bir şekilde çıkarıyor. Ondan sonra da ilhak ederek kendi topraklarına kattığını açıklıyor. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki rolü de baştan beri zaten İsrail Devleti'nin kuruluşundan bugüne kadar hep aynı olmuş, bu şekilde olmuş. Trump zaten o bahsettiğiniz açıklamada, Beyaz Saray'daki açıklamada yeniden altını çizdi İsrail için son yıllarda neler yaptığını. Netanyahu'nun o mutlu gülüşleri arasında açıkladı onu. Ne dedi? İşte Golan Tepelerinin İsrail tarafından işgal edilmesi sonrasında ilhak edilmesini tanıdığını söyledi. Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını söyledi. Büyükelçiliği oraya taşıdığını söyledi. Batı Şeria'daki o illegal olan, uluslararası hukuka aykırı olan İsrail yerleşimlerini meşru kabul ettiğini söyledi. Ve İran'la İsrail'in çok rahatsız olduğu, Netanyahu'nun çok rahatsız olduğu İran'la nükleer anlaşmayı da bozduğunu ve İran'a İsrail'in istediği gibi davrandığını söyledi. Yani Trump aslında İsrail'in arayıp da bulamadığı, İsrail demeyelim aslında, belki Siyonistleri en çok memnun eden Amerikan başkanlarının başında geliyor bu yaptıklarıyla. Akşamki ikili arasındaki, yani Trump'la Netanyahu arasındaki o ahenk, birbirlerine sarılmaları, birbirlerini tebrik etmeleri de bunu gösteriyor. Burada bir anlaşma söz konusu değil. Yani bir yüzyılın anlaşmasından bahsediyorlar ama anlaşma biliyorsunuz iki taraflı olur. Taraflardan bir tanesi masada yoksa sadece bir dikte söz konusu burada. Zorla kabul ettirmeye yönelik bir girişim söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in kendi, İsrail'in çıkarları doğrultusunda hazırlamış oldukları, bütün sadece İsrail'in tezlerini savunan, İsrail'in çıkarlarını savunan bu planı zorla Filistinlilere kabul ettirmek için bundan sonra adımlar atacaklar ve maalesef bazı Arap ülkeleri, başta Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn olmak üzere, ki Trump onların isimlerini özellikle zikretti. Ama aynı zamanda Suudi Arabistan, Mısır gibi, Ürdün gibi ülkeler de destek verecekler anlaşıldığı kadarıyla bu plana. Onların Filistinleri baskı altında tutmasıyla, yani hem para teklif etmeleri parayla ama aynı zamanda zorla Filistinleri ikna etmeye çalışmalarıyla bu hukuka aykırı, uluslararası hukuku ayaklar altına alan, gücü yücelten bu plan bir şekilde hayata geçirilmeye çalışılacak maalesef. Öyle gözüküyor. Peki, çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Kemal İnat yayına katıldığınız için.